Selamlar arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi öğlen saatlerinde bir yıkım oldu. Şimdi ben bunu günlükten 5 dakikalığa alıp ne olduğunu size bir anlatayım. Kafanızda şekillensin. Şunları da sileyim. Bunlar da burada kafa karıştırmasın. Şimdi arkadaşlar Merlin Lynch diye bir Yatırım firmasılar. Bunlar aynı zamanda büyük fon yöneticileri ve GOP yani dünyadaki birçok gelişmiş piyasalar ve e, GOP dediğimiz gelişmekte olan piyasalarda e, faaliyet gösteriyorlar. E, fonlar yönetiyorlar. E, sadece borsa değil, MTA'lar yönetiyorlar ve işte yatırımcılarını ve e, kendi portföylerini para kazanıyorlar. Şunu söyleyeyim, bu tür firmaların ana gelir kaynakları e, bu. Trade, yani trade ile kazandıkları para değil, trade ederek para kazanmak değil. Ana gelir kaynakları bunların kredi e, yolu sağlamak yoluyla para kazanmak veya çeşitli takaslarla para kazanmak. Şimdi bugün Merlink saat e, şurada da göreceksiniz, gösteriyorum. Şöyle ortalayayım. E, Merlinç saat e, 11:25'te bir satış dalgası yapmaya başladı ve 15 dakika boyunca hiç hız kesmeden bu satışı yaptı. Şimdi bu satışı kim yaptı? Merlinç gibi firmalar veya diğer yatırım bizim Türkiye'deki yatırım şirketlerimiz de öyle bu satışları yapmak için insan kullanmıyorlar arkadaşlar. Robot denen yani biz borsa robotu diyoruz. Bir yazılım, bir bilgisayar yazılımı kullanıyorlar ve robotlara yapmak istedikleri işlemi varmak istedikleri sonucu, fiyat kademelerini şunları bunları ve teknik parametreleri de girdikten sonra kendi halinde bırakıyorlar. Şimdi bu robot, için bu robotu yani Merlinç bunu açıklamazsa bilemeyiz tabi. İsteyerek veya istemeden bilemiyoruz. 11.25'ten 15 dakika boyunca satış yapmaya başladı ve toplamda bazı kaynaklarda 300 milyon lira ama ben 300 milyon lira olduğunu hiç zannetmiyorum. 300 milyon bir satış bizim piyasamız kaldırır yani bu kadar bu kadar geri götürmez. Bazı kaynaklarda 300 milyon lotluk bir satış yaptığı söyleniyor. Ee, dediğim gibi isteyerek mi istemeden mi yaptığını bilmiyoruz. Şimdi ben baktım Twitter'da, Investing'te filan e, hatta işte başka mecralarda da e, robotlarla yani Merlin için bu yaptığının işte bu SPK'ya şikayet edilmesi vesaire filan. Arkadaşlar şimdi SPK'ya Şikayet etmeniz için ortada bir şey olması lazım. Ee, mesela geçen açığa satış yaptıkları gibi art niyet olması lazım. Şimdi bir malı doğrudan satmak borsada eğer o şirketin yani o tahtanın sahibi değilseniz art niyet değil. Herkes özgürce malını borsada satabilir. Ben de satabilirim, siz de satabilirsiniz. Bunu önceden de bildirmek zorunda değiliz spot piyasada. Tabi mesela işte tukaşı örnek vereceğim yani tukaş gibi patron satmıyorsa veya satışa konu olmayan paylar habersiz satılmıyorsa bildirmek zorunda değil. E bu adamların da bunlar portföyündeki kağıtlar dolayısıyla bunlar da tabi onların kağıtları çok yüksek portföylere çok fazla kağıtları var milyarlarca lot kağıtları var. Bunlar da dolayısıyla bildirmek zorunda değiller. Ve portföylerin kağıtları bu şekilde bugün satmış bulundular. Yani buradan ee, bence hani buradan ceza meza ve SPK'nın bir yaptığını falan çıkmaz arkadaşlar. Ama mesela e, geçen açığa satışta e, yasak koydular. Niye koydular? Çünkü açığa satış butonu üzerinden değil normal satış emriyle açığa satmışlar malları. E, o yüzden birçok Avrupalı kuruluşa açığa satış yasağı getirildi. Ama onun bir sebebi vardı. E şimdi bu bir açığa satış değil bu yapılan. Bir açığa satış değil. Dolayısıyla e, bununla ilgili hani bu açık açık kamyon kamyon mal boşaltmak e, bununla ilgili de yapılacak bir şey yok. Adamın lotu, adamın parası zaten böyle yaparak kazanmıyor. Kendine de zarar vermiş oluyor. Hani yavaş yavaş mal boşaltmadığı zaman kurumlar kendilerine de zarar verirler. Çünkü bu kurumlar sizin zannettiğiniz gibi yüzde bilmem kaç yüzlerle falan çalışmıyorlar. Takaslarına bakıyorum ben. Ee, gerçekten yani 4 kuruşlarla pardon özür dilerim 0.4 kuruşlarla 0.5 kuruşlarla trade ediyorlar. e Böyle yaptığı zaman o trade gelirinden de mahrum kalmış oluyor. Zaten dediğim gibi bunlar e, ana amacı burada trade edip para kazanmak değil. Daha çok Kredili işlem yaptırmak portföyünde ana yani esas parayı oradan kazanıyorlar, buradan değil. E, neyse bugün robotları böyle bir satış yaptı, fakat aynı robotları tekrar e, satıştan sonra toplamaya başladı, tekrar mal toplamaya başladı ve borsada böylelikle e, sevindirici şekilde toparlandı ve güzel bir kapanış yaptı 119.338 seviyesinde diye yanılmıyorsam güzel bir kapanış yaptı. Şimdi burada aslında bizim için dersler var. Merlinç için veya SPK için değil arkadaşlar. Bizim için buradaki dersler neler? Şimdi mesela biz gördük, yaşadık böyle çok çöküş gördük yani. En son Mart'ta, Şubat'ta gördük işte. Yani burada şimdi yeni gelen bir buçuk milyon insan var. Bu arada Merlin Çek içinde bir şey söyleyeyim. Merlin Çek kızabilirsiniz. Bunu niye yaptı diye. Ee, ama şöyle de bir gerçek var. Bu yatırım kuruluşları Ahmet Bey, Ayşe Hanım para kazandı mı diye düşünmezler. Siz de olsanız düşünmezsiniz. Ben de olsam düşünmem. Yani onlar kendi stratejilerinde, stratejileri doğrultusunda kendi portföylerinde para kazanmak için bunları da yapabilirler. Ona da bir itirazım yok. Neyse efendim, başka bir şey anlatıyordum, başka bir yere geldim. Ha şöyle güzel bir nokta var. Şimdi biz gördük. Mart'ı gördük. İşte daha önceki krizleri gördük filan. Ama yeni giren 1,5 milyon yatırımcı var borsaya ilk defa hayatında. Ve borsanın devamlı böyle yükseleceğini filan zannediyorlar yani. Ben görüyorum yorumları filan. Şu kağıt 3 hane olacak, bu kağıt 5 hane olacak, bu kağıt 10 hane olacak, bu kağıt bak ne olacak gör. Aman satmayın arkadaşlar. Bir tavsiye veriyorlar birbirlerine. Bir de kağıt tavsiye ediyorlar. Ya ben yanımdaki adama kağıt tavsiye edemiyorum. Adam kağıt tavsiye ediyor bir de. Neyse, bunların olabileceği hiç akıllarına gelmiyordu. Ve bunu yaşamış oldular. En azından bu işin riskli yönü de herkes bugün görmüş oldu. Görenler bir kez görüp de tecrübe edilmeyenler bir kez daha gördü ve işin ciddiyetini belki de kavradı ikinci üçüncüye başına gelerek. Hiç görmeyenler de görmüş oldu. Arkadaşlar öyle bir hale gelir ki borsa bunu hep söylüyorum satamazsınız. Yani bak, bakın biz bunları yaşadık gördük. Satamazsınız ya elinizdeki kağıdı satamazsınız alıcı bulamazsınız yani seyredersiniz ya. Hani böyle oturursunuz karşısına böyle bakarsınız yani. Bir yüzde %20 kaybeder. Ertesi gün açarsınız bir Taban daha %20. Hani eskiden %20 idi şimdi %10. Satamazsınız yani alıcı bile bulamazsınız kağıdınızı satacak. Bu tür riskler borsada var ve bugün Merrill Lynch'in robotunun yaptığı bu hareket bu tür riskleri hatırlatmış oldu. Zararlar çoğunlukla telafi edilmiştir umarım. Her kağıdı tek tek inceleme fırsatım olmadı ama bazı kağıtlarda 1-2 kuruş belki aşağı kalmıştır. Ama bir yandan da hani dediğim gibi işte stop koymak, strateji yapmanın önemi de böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Bu borsa 125 binden düşerken stratejisi olmayanlar, stop yap yapmayanlar, yapamayanlar 125 binde kaldı arkadaşlar. Ve o kadar çok insan kaldı ki 125 binde. Hala bekliyorlar işte. Birçoğu da. Maalesef. Yani bunlar üzücü borsada. Üzücü olan yani. Hep kazanmıyoruz borsada yani. Öyle bir şey yok. Yani ben de stop yapıyorum mesela. Kesiyorum. Kestirip atıyorum yani. Benim bir stop noktam var. İşte bazen bunun için 8 günlük ortalama kullanıyorum. Bazen destekleri kullanıyorum. O toleransıma göre değişiyor kağıttaki. Benim de bir stop noktam var yani. Dolayısıyla işte bu insanın başına gelebiliyor. İşte Şubat'ta geldi başımıza. Biz su topumuzu yaptık, bıraktık. İzleyelim dedik. 83 güne kadar gevşedi. Ama mesela bazı arkadaşlar da kaldı yani 125 binde kaldı. Hiçbir şey yapamadı. Stop da yapamayınca hiçbir şey yapamadı. Kaldı orada yani. Öyle izledi. Belki hala bekliyorlardır insanlar. İşte. Yani bunlar tecrübedir. Bugün bu olan da aslında küçük bir ee, tecrübe oldu yeni yatırımcılar özellikle bunlar da hep her zaman söylüyoruz düşüş ne zaman nasıl olacağı da gerçekten kestirilemez. Ee, biz teknik analizlere bakıyoruz ama mesela hep söylüyoruz yani ben çıkar demem arkadaşlar düşer de demem benim desteklerim dirençlerim vardır ben onları takip ederim falanca destek kır, e, aşağı kırarsa düşebilir yani kayıplar derinleşebilir. Falan direnci yukarı kırarsa böyle bakarım ben işe. Ee, tabi bu herkesin kendi stratejisi, kendi yöntemi. Ee, ama yani bu borsa biraz daha adım adım canlı takip edilmek etmek her zaman bir avantaj oluyor borsada. İşte bugün e, Merlin için bu harekete riskleri hatırlattı. <laughs> Bakın harekete üzüldüm yanlış anlaşılmasın ama riskler hatırlat hatırlandığı için yeni yatırımcıların bu işin riskinin farkına vardığını görmekte aslında sevindirici. Yani evet yani böyle kaybetmeye başladığınız zaman karşıdan ancak izleyebiliyorsunuz, başka da hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bunların hepsi deneyimlenmiş, yaşanmış şeyler. O yüzden risklerin hatırlanması ve yeni yatırımcıların bu işin riskli tarafını da konuşması. Hani hep uçacak kaçacak değil bu bir yerde düşecek riskli tarafını da birazcık bunun için de planlar hazırlaması, bunu da düşünmesi her herkesin hayrına olur. Yani 125 binde satmadıysa adam 123 binde sattıysa 83 binde düşünce çok karlı çıktı. Mesela onun gibi borsa 125 binden düşerken filan hazırlıklıysa ona her zaman bir ihtimal görüyorsa borsanın düşeceğine dair o adamlar hep karlı çıktılar işte bu düşüşlerden. Yani bunun gibi stratejiler geliştirmek dikkatli davranmak Tabii işi gücü olanı bir şey söyleyemem İşi gücü vardır o bakamaz başka bir iş yapıyordur canlı takip edemez ama canlı takip edenler için en azından bu tür planların daima akıllarında hazır olması yani düşüş riskini daima bilmeleri gerçekten iyi bir şey olur tedbirli olmayı sağlar tedbirli olmakta borsada faydalıdır arkadaşlar ha bu bir şey daha anlatayım mesela bugün e, bu işte beyaz ekranlı videoları çeken e, arkadaşım ofisten çıktı iki dakika dışarıya çıktı e, geri geldi beş dakika sonra hemen bir işi vardı ofisin dışında e, gitti geldi mesela elindeki kağıt tavan yaptı yani bu memnun edici e, ta, ben dedim ki ona ya stop mu top bir şey ayarlamadın mı? Yani satış fiyatı, strateji falan. Ya canlı takip etmek istedim dedi bana. E dedim ya düşseydi? Bakın çünkü 5 dakikada taban yapan kağıt 5 dakikada düşerdi. Taban da yapar 5 dakikada. Niye hareket tersine çevirmesin ki? O momentumu yapabilen öteki momentumu da yapabilir. Yani artıya doğru bu, o momentumu yapabiliyorsa eksiye doğru da o momentumu yapabilir. Öyle değil mi? Yani dedim ki lan gidiyorsun bilgisayarın başından kalkıyorsun bana da bir şey söylemedin. Yani ya taban yapsaydı? Çok üzücü olurdu. Taban yaptı. Şans. Kısmet. Hani hep böyle. Diğerini de düşünmek lazım. Hep diğer tarafı da. Hep işlerin ters gittiğini düşünmek lazım. Tedbirli olmak lazım. Ee, diyeceğim başka bir şey yok. Teşekkürler. İyi akşamlar.